Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Mardin'deyiz. Mardin'de sizlere lezzeti göstermeye devam ediyoruz. Bugün sizleri nereye getirdim diye soracak olursanız El Hayal'e getirdim. Burada Mardin kaburga dolmasını size göstermeye çalışacağım. Hakan Usta'yla birlikte sizlere güzel bir kaburga dolmasını göstereceğiz. Kaburga dolması nasıl yapılıyor, püf noktaları nelerdir? Hepsi bu videoda. Eğer kaburga dolması seviyorsanız Mardin kendine has olan kaburga dolmasını mutlaka görmeniz lazım. Arkanıza yaslanın, güzel... Ustam, biz bugün buraya geldik. Evet. Mardin kaburgasını senden hem yemeye hem de göstermeye. Tabii ki. Sizin için özel hazırladım. Şöyle göstereyim. İki kişilik kaburga dolumumuz bu. Tamam. Müşteriye özel, hani 2-3-4 kişilik olabiliyor. Evet. Bu iki kişilik bulgur pilavıyla, şeyleri bulgur pilavıyla sunuyoruz. Tamam. Masada garson tarafından parçalanıyor bu. Evet. Mardin'in en çok... özel günlerinde, hani bayramda, kalabalık ortamlarda en çok tüketilen, yapılan bir yemektir. Mardin'e has bir tariftir bu, hani içinde iç pilav var, badem var, Mardin tamam, bademi. Tamam. Ayrıca tamam. Et var. Tamam. Dikiyoruz. Tamam. Şöyle göstereyim. Evet. Kenarlarını dikip sonra böyle kısık ateşte uzun süre pişiriyoruz. Kaynatıyorsun. Evet. Şu anda hazır. Hazır. Hazır şekilde. İçinde baharatlar var. Yeni bahar, tane karabiber ve evet, biberiye var. Şimdi sen onu bize birazdan sunumu hazırlayacaksın. Tabii ki. Şimdi kaburga dolması pilavla servis eden yerler var. Pirinç olduğu için kaburga şehreli bulgur pilavla servis edeceğiz. Servis yapıyorsunuz. Genelde hani tercihe göre, hani tercihe göre. En çok bulgur pilavı. Sen buraya göre gelecek olan bir insan Mardin'deki kaburga dolmasını yediği zaman bulgur pilavı tavsiye ederim. Hadi ustam, ben de ilk defa deneyeceğim. İlk defa gördüm. Sen diyorsun yağlı olduğu için yağını biraz daha dengelesin diye mi? Aynen. İçinde de pirinç var zaten. Şimdi Diyarbakır da kaburga dolması yapıyor. Evet. Mardin yaptığını bilmiyordum ben. Aslında kaburga Mardin'e... Hadi bak. Mardin'e mi işi bir ait? Sonra masada yaparız. Tamam o zaman. Bu da kendi piştiği suyu. Kendi üstüne eklemek için. Evet. O siyahlar neydi ustam? Onlar tane karabiber ve tane yeni bahar. Şimdi bu şekilde servise hazır. Evet, şu an bu suyu, hazır. Bu kaburga dolmamız. Evet. Kaburga dolması, kuzu olması özellikle. Kuzunun sağ tarafı, çünkü kuzular sola yattığı için evet, sağ tarafını kullanıyoruz. Sol tarafı çok sert oluyor. Sert oluyor. Sağ tarafını kullanıyoruz, evet, daha yumuşak olduğu için. Bir de şurada senin... Burada da hani yemekten önce müşterimize ikram ettiğimiz salata tepsimiz var. Bütün müşterilerimize bu şekilde tabii, sunum yapıyorsun. Evet. Bu iki kişilik mi ustam? Bu iki kişilik. Üç kişi buna yer mi, doyar mı? Ben olsam... Doymaz mısın? Ya tek başıma da yerim bunu. Şimdi ben merak ettim. Özellikle şu aromayı çok merak ettim. Evet. Nasıl bir tadı veriyor? Bir de pilavı ben merak ettim. Hem bulgur pilavı var içerisinde. Tabii. Bir de altta da bulgur pilavı var. Bulgur pilavı var. İçinde de... iç pilav var. Zaten parçalayacak, göreceksin. O zaman biz içeri geçelim, bekliyoruz tamam, o zaman. Hemen göndereyim. Tamam. Thank you.
Evet, şimdi bu güzel kaburganın bize açıklamasını Mine abla yapacak. Mine abla, şimdi ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da kaburga dolmasından meşhurdur. Ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çünkü sizde bulgur var. Bize bir böyle anlatabilir misin Mardin kaburgasının özelliklerini? Mardin'de kaburganın altında bulgur pilavı olmasa olmazıdır. Ben de ilk defa burada gördüm. Daha önce şöyle görmemiştim. Evet. İçi pirinç. İçi zaten pilav var. Pilav var, pirinç pilavı var. İç pilav yapılır. İçine doldurulur. Piştikten sonra bulgur pilavının üstüne konur. Çok güzel bir harman oluyor. Güzel bir lezzet veriyor. Evet. Zaten bulgur pilavı da kaburganın suyuyla piştiği için farklı bir lezzete sahip oluyor. Beraber de böyle bir lezzet cümbüşü oluşuyor. Bir de usta dedi ki biz kuzunu özellikle sol değil sağ deriz. Sağ, evet. Sağ daha yumuşak oluyor. Daha güzel oluyor. Etler taze, kendimi seçerek ben kendim gidiyorum köyden. Kestiriyorum ve getiriyorum. Önüne kaynağından sürüyoruz. Sen al getiriyorsun. Tabii, aynen öyle. Abla şöyle söyleyeyim sana, buraya gelecek olan insanlar mesela şunu kaç kişilik olur? Mesela 2 kişilik mi olur, 3 kişilik mi olur? Aslında bu 2 kişilik. Evet. Ama 4 kişi bile doyabilir. Doyabilir burada. Değil mi? Evet, doyabilir. Biraz fazla gibi geldi, ben o yüzden sordum. Ki. Burada da sizin yöresel... Yöresel, bu bizim müşteriye ikramımızdır. Sadece bunun parasını verir ama bu ikramımızdır. Evet. Şöyle bir tane kaburga dolması, 2 kişilik, birisi gelmek yemek istese ne kadar fiyat öder abla? 120 civarında. Her şey dahil güzel bir kaburga dolmasını yiyecek, evet. 120 TL parasını evet. verecek. Şimdi ablam ben çok fazla bekletmeyeyim. Bu soğunca yenmiyor. Yenmiyor. Ben evet. onu biliyorum. Evet. Dedim sen, sen biraz bir tadına bize anlat. Bak. Bu evet. özellikle bulguru merak ediyorum. Bakın. Şimdi sen lezzet demiş... cümbüşü nasıl oluyor? Evet. Bulguru güzel oluyormuş. Evet. Gerçekten de. Evet. Biraz da şöyle suyundan alayım. Suyundan dökebilirsiniz. Turşuları kendim yapıyorum. Kendim kuruyorum. Turşu ayrı bir lezzet. Onun bir tadına bakın. Şu mu? Hepsi bana ait. Hem burayı işletiyorsun. Evet. Hem dernekte çalışıyorsun. Evet. Hem de evde ev hanımısın. Evet. Bir de turşu yapıyorsun. Turşu da yapıyorum. Reçel de yapıyorum. Reçel de yapıyorsun. Turşu gerçekten güzelmiş. Ablam gerçekten de farklı bir tat. Diyarbakır'da biz genellikle pilavla yeriz biliyorsun abla. Evet biliyorum. İç pilavını yeriz. Altta bulgur çiğmezdik ama bulgurla farklı bir şeymiş. Bulgurla çok güzel bir lezzet oluşuyor. Daha hafif de oluyor. Daha hafif evet. Pilav olsa ağır olur. Pilav biraz daha ağırdır. Ağır evet. Bulgur biraz daha hafif kalıyor ama bence hı-hı. iyi bir uyum olmuş yani ya. Evet. Apo birazdan yiyecek. Dur afiyet ben birkaç olsun. Tane daha yiyeyim. Abdullah evet. kameraman. Kameramanlar hep öyle olur. Perde arkası diyoruz ya. Aynen öyle. Yazık. Üzülüyorum. Sevgili dostlar, çok fazla canınız çekmesin. Bu lafından sonra bana kızıyorlar. Sen yiyorsun, biz izliyoruz. Buraya gelmek isteyenler nasıl gelir? Eski Mardin dediğimiz yukarı Mardin'de. Evet. Kasım Tuğmener Camisi'nin karşısı. Hı. Otoparka araçlarını koyarlar. Buraya yürüyerek gelirler. Hem şehrimizi böyle biraz gezmiş olurlar hem de gelir burada güzel güzel rahatlıkla yemeklerini yerler. Sabah kahvaltılarımız var. Kahvaltımız çok güzel. Serpme ve sinik kahvaltımız var. Bir de Mardin yöresel yemekleri de veriyorsunuz. Mardin yöresel yemekleri veriyoruz. Beyran çorbamız, kelle paçamız. Maşallah. Izgara çeşitlerimiz. Mardin'e has iki çeşit içli köftemiz var. Ev yemekleri yemek isteyen varsa buraya gelsin. Buraya mutlaka gelsin. Hiç pişman olmayacaktır. Değil mi? Ben öyle bir diyorum. De bir incik kebabımız var. Maşallah. Dillere destan zaten yiyen müptelası oluyor. Zaten ben dedim belki böyle sadece yöresel yemekler ama her şey var. Her şey var. Sushi vermeyi de düşünüyoruz. Hmm. Onu da yapacağız. Evet. Sushi yemeye geleceğiz. Aynı hiç inşallah. Hiç yememiş. Ellerine... Ben de yemedim ama. Yapacağız birlikte, evet. Birlikte mi yiyeceğiz? İnşallah. Tamam. Birlikte yiyeceğiz. Teşekkür ettik. Hakan Usta, eline koluna sağlık. Gerçekten de kaburga dolması güzelmiş. İlk defa ben bulgur pilavı denedim. Daha önce pilavdan biz biliyorduk ama sayende bulgur pilavını gördük. Daha farklı geldi. Tabii. Yani hafif geldi. Öyle sana söyledim. Yani sen buraya gelecek olan misafirlere ne söylemek istersin abi? Kapaşı senle yapalım. Bazı yerlerde pilav üstü et olarak kaburga diye satıyorlar. Evet, evet. Öyle değil bizimki. Gördünüz zaten. Evet. Orijinal kaburga ve evet. sunumlu her şeyle. Sabah hazırlıyoruz bunları. Evet, evet. Müşteri geldiği anda istediği zaman yaklaşık bir
yarım saat içinde hazır oluyor. Yarım sabah pişirir. Toplu pişirilip evet. Müşteri geldiği zaman o topluktan alıp hani 3 kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik diye evet. O şekilde ısıtıp gönderiyoruz. Gerçekten ben beğendim. Dedim ki mesela biz Diyarbakırlıyız. Diyarbakır kaburgasını bekliyoruz. Yani ben öyle hangisini biliyordum. Hangisini tercih edersin? Normal pilav yani. Bu bulgur daha güzel oldu. Ben öyle sana söyleyeyim. Ben hoşuma gidiyor. Denemek lazım yani ya. Hani pilavı sevmeyenler olur bazen. De karbonhidrat biliyorsunuz pirinç. Evet. Bulgur daha iyi. Ben onu diyorum. Rahatsız şekerli. Olan insanlar tabii. Varsa bulgur daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İlginiz için, alakanız İnşallah. İçin. Kanımız biz beğendi. Gerçekten güzeldi yani. Allah razı olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Çay mı yedin? Hadi çay getir abi. Getir. Getir, 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 getir. Sevgili dostlar, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınızda varsa bir soru yorumlar kısmına yazarsanız mutlu oluruz. Hakan Ulusal da kendisi cevap verecektir. Bu ve buna benzer daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.